Real TV Amerika bürosu bildirir. Amerika'daki silahlı saldırı olaylarına bugün bir yenisi daha eklendi. Amerika'nın Maryland eyaletindeki bir askeri üssün yakınlarında donanmada görev yapan bir doktorun ateş açtığı ve iki kişiyi yaraladığı bildirildi. Polis ve donanma yetkilileri bir iş yerinin parkında yaşanan olayın ardından saldırganın Fort Detrick üssüne kaçtığı ve orada da vurularak öldürüldüğü aktarılan bilgiler arasındaydı. Amerika basınına ise erkek saldırganın Riverside Tech Park'ında bir iş yerine girmesinin ardından içeridekilerin dışarı kaçtığı aktarıldı. Verilen bilgiler arasındaydı. Saldırganın olaydan sonra aracıyla 10 dakikalık mesafedeki Fort Detrick'e gittiğini ve kendisini üsse kadar takip eden polis tarafından da orada vurularak öldürüldüğü de verilen bilgiler arasında yer aldı. Olayla ilgili Frederick County Polis Müdürü Jason Lando konuştu. Lando yaptığı açıklamada ateş açma olayının binanın içinde mi yoksa dışında mı olduğunun henüz net olmadığını söyledi. Lando iki farklı olay yeri bulunuyor dedi. Size sadece şunu söyleyebilirim ki tek bir saldırgan olduğunu doğruladık şeklinde konuştu. Halk artık risk altında değil, herkes emniyete dedi. Donanmadansa olayla ilgili herhangi bir açıklama yani ayrıntı paylaşılmadı ancak Amerika Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada ise askeri üsteki bir aktif bir ateş açma olayına bir donanma doktorunun karıştığı ve doktorun daha sonra öldürüldüğü bilgisi verildi. Yani anlayacağınız hala saldırganın kimliği belli olmadı, aktarılmadı, paylaşılmadı bizlerle. Sizinle paylaşılan bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Real'de kalın. Özlem Şen Yaşar, Real TV Washington.